Ne seçtin? En çok sevdiğin partnerin kim? Cevap verdin en sevdiğim sonra. Partner. Bugüne kadar en sevdiğim partner gerçekten Hande. Nilperi senin başka bir yerin var. Sen. Ama Hande'yi çok seviyorum. İyi günler Magazin Express izleyicileri. İkinci videomla karşındayım bugün. Efendim cumartesi günü sonunda canlı yayın yaptılar. Evet. Live canlı yayını açtılar. Herkes çok bekledi. Geç saatlerde yaptılar. Reklam arası dendi. İşte o zaman yapacağız yani. Bayağı bir bekledi insanlar. Sonunda yaptılar canlı yayını. İşte canlı yayın başladı. Şimdi Kerem Bürüs'ün çok ben istiyorum dedi. Hande Elçer çok istemiyor diyor ama. Gerçek olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hatırladım Serkan seni diyor. Sarpcan. Sen okumuyor musun seni? Sarpcan. Şimdi canlı yayın. Canlı yayında dikkat ederseniz ara vermelerinden ötürü bir böyle bir şey var. O da bayağı eskili. Neyse. Saçlar Kerem Bürsin tabii dağınık durumda şu an. Ben sizinle 30 dakika. Çünkü ben iş disiplini olan bir oyuncuyum. Yarım saat sizinle live yapmak istiyorum ama. Ben iş disiplini olan bir oyuncuyum. Live'ı açmadan önce biliyor musun ne dedi? Tam bir dakika yaparız onu. Şaka yapıyorum. Bir şaka yapıyorum. Şaka. Bak. Sarılmaya bak. Ben daha fazla varım da sen daha az varsın. There we go. There we go. Hande Erçel böyle tam alışık değil. Yani ben onu anladım. Şeye, böyle canlı yayın yapmak biraz utanıyor. Soru mu istiyorsun? Soru. Okey. Ya da başka bir şey konuşmak istersen. Ne konuşmak istersin? 1,5-2 aydır neredeyse diyor. I don't get what you're saying. Well, man, because we're Turkish, bro. Bak 1,5-2 aydır Kerem Bülsün oğlum biraz şey oldu. 1,5-2 aydır canlı yayın yapmıyorduk diyor. Ne? Hayvan, ne konuşmak istiyorsun? Saçlar gitti iyice. Saçları konuşsun diye. En sevdiğim modeli yapalım mı? Ki Erçan beni öldürecek çünkü setteyiz hala. Saçlar diyor, saçlar diyor. Tövbe saçı diyor. Okay. Esprili ya Kerem Bürsin işte. Hande Erçel de aslında çok ondan hoşlanıyor ondan. Ama Kerem. Kerem saçını değiştirmeyi düşünüyor musun? That's a good question. Bu çok önemli bir soru gerçekten. Değiştirmeyi düşünüyorum. Bunun üzerine... Bak şöyle, herkes değiştirmemi çok istiyor ama ben inatla uzatmak istiyorum. Ki bunları, şunları, onu, bunu, her şeyi... Farkında mısınız? Hande Erçel saçını falan çok dikkat ediyor Kerem Bürsin. Aman diyor öyle yapma diyor, öyle yakışmıyor sana diyor. Yakışacak şekilde, yani bu şekilde yakışıklı olmuyorsun demek istiyor. Saç reklamı gelecek. Saç reklamı şampuan yaptın mı? Evet. Videonun takılması anına bakın. Burada Hande Erçel'e tabii ne geliyor? Telefon geliyor. Ne yemek siparişi vermiş efendim. Hayır, evet. Telefonu çaldı. Ama çok önemli bir şey. Benim için telefon... çaldı. Ne için çaldı?
Yemek siparişi. Şimdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bu şekilde hani olması gerçekten aslında ne kadar burada güzel oluyor değil mi? Ne önemli olan böyle şakalaşmaları falan ya. Yani çok ciddi konuşmalar, konuşmaları beklemiyor onlardan. Bakın kim soru seçecek. Zaten bu şimdi şu an Hande Erçel'in telefondan canı yapıyorlar biliyorsunuz. Kızarmış mısır ne ya? Kızarmış mısır var. Hayatında kızarmış, yemiş. Tamam ben size de getireyim. Hani kaç yaşındasın? Ben. Doğum günü yaklaşıyor. Bir düşündüm ama. Why are you so cute? Hangimiz? Ay, o ne? Yanlış bir şey seçtim. Why so beautiful? Ay, yanlışlıkla seçtim. Bak, beautiful diyor Hande'ye. En çok sevdiğim partnerim bak. Ben bunu ilk canlı yayında söyledim. Ve bunu bir daha ilk ayda söyledim. İlk ayda aşık olmuş. Yani bunun üzerine bir saat düşünüyorsun hala. Niye düşünüyorsun yani? bu soru gelsin diye ben aylarca bekledim. Direkt bana sormadan, bana sormadan direkt açtın. Bunun bir şey olmalı, karşılığı olmalı. Karşılık bekliyor hadi. Hadi Kerem utanma. Politik cevap vermiştim çünkü ben de bunu cevaplamıştım hatırlıyorsam. Hala reklama girmedi. Var ya. Konuyu değiştiremez. Yapımcınız bir zaman olacak. Hayır. Hemen en sevdiğim sonra. Partner. Bugüne kadar en sevdiğim partner gerçekten Hande. Nilperi senin başka bir yerin var. ama Hande'yi çok seviyorum. Gerçekten çok İşte bu. Teşekkürler bana da iyi geldi. Hande'yi çok seviyorum. Hande'yi çok seviyorum dedi. Yo hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır. Sen var ya ortalığı ateşe veriyorsun. Ha şöyle. Hayır. Ben her zaman sakinimdir. Birbirlerini o kadar çok iyi tanıyorlar ki artık. Hande'yi çok seviyorum dedi. Ve ben dedi daha Hande ilk ayda seninle çalışmaya başladığım ilk ayda hemen etkilendim anlamında söyledi aslında. Yani seninle çalışmaktan o kadar mutluyum ki anlamıyla ve seni tanımaktan, seni sevmekten o kadar mutluyum ki diyor Hande Erçel aslında. Beraber bir sinema filmi Uğurcum canım benim. Artık böyle kelimelerle konuşmalara pek gerek kalmıyor. Bazı ufak tefek böyle benzetmeler ya da şeylerle, bakışmalarla zaten aman şunu yapmayalım, aman şunu söyleyelim, bunu söylemeyelim. Artık o dereceye gelmişti. Hani aynı iki sevgili işte nasılsa öyle. Acaba sahnesi çıktı mı onun? Aa, bu akşam bu bölümde Hector'un sahnesi var. Hector'un sahnesi vardı, onu kestiler. Dizide yayınlanmadı izleyenler. Neden yayınlanmadı onu da bilmiyorum yani. Mısır'ı ziyaret etmedim ama ablamın kocası Mısırlı. O yüzden inşallah ya bu yaz ya önümüzdeki sene her türlü Mısır'a gideceğiz. Biz gidiyoruz. Çünkü ben aslında Hande Erçel burada yanlış anlamayın. Canlı yayına hemen kaçayım modunda değil ama gerçekten kendisinin söylediği gibi disiplinli. Yani her zaman sette bir şey söylendiği zaman hemen tamam modunda. Saat gibi bir şey. Kerem daha rahat. Kaç kişi ne kadar bir şey yapıyoruz. Evet aslında.
O akşam o saatte bile 200-300 bin kişiye ulaştılar canlı yayında. Ben dikkat ettim. Ne? Saçma pardon, zaman. Komentleriniz ilginç. Evet. Komik. Çok komik ve saçma. Okay. Şahsen bu biraz böyle bir düşük enerjili live oldu. Farkındayım. Çünkü o yüzden gerçekten hani, sıkıştırılıyoruz. Sıkıştırılıyoruz. Çalışıyoruz. Ne kadar samimiler değil mi? Bakın. Okay. O zaman yapıyoruz. Artık gelecek diyor. İşte gördüğünüz gibi canlı yayından bu şekilde bir canlı yayın yaptılar. Aralarındaki aşk, sevgi, samimiyet zaten fışkırıyor. Fışkırıyor ve yapımcının da artık biz size izin veriyoruz demesi olmuş. Ve Kerem Bürsin de bunu itiraf etti. Hande Erçel de itiraf etti izleyenler. Artık bundan sonra olacak dedi. Yani işte gördüğünüz gibi bir de ayrıca Kerem Bürsin ve Hande Erçel artık birbirlerini o kadar iyi tanıyorlar ki bir şey söylemelerine bile gerek kalmıyor. Böyle böyle oldu tamam ha yok gerek yok ha hop anında. Hiç yani açık bir seçik konuşmana gerek yok. Kendi artık böyle bir şeyleri, düşüncelerinin ne olduğunu, duyguların ne olduğunu artık çok iyi biliyorlar. Hande Erçel diyor ki ben diyor dizi başladığında birinci ayda diyor ben anladım diyor sana seninle daha iyi bir partner olmayacağını, sana ilgimin olduğunu diyor, sana sevdiğimi diyor. O zaman diyor ben açıklamıştım diyor. Kerem Bürsin de aynı şeyi bekledi. Kerem Bürsin orada utangaçlık yaptı nedense en sonunda ama o da dedi ki vallahi dedi evet dedi ben seni çok seviyorum dedi Hande Erçel'i izleyenler. Evet dedi seni çok seviyorum çok iyi partnersin en iyi partner falan işte o partner kelimesini aslında parantez içinde seni çok seviyorum diyor. Hande Erçel'e evet diyor. Ben de seni çok seviyorum diyor. İşte böylece bu canlı yayında bunları gördük. İlerleyen canlı yayında kim bilir daha neler göreceğiz. Daha da rahat olacaklardır. Kendilerini yine sıkmak zorunda kalıyorlar tabii. Açık böyle tabii ki konuşamazlar. Ama sonuçta olanlar bunlar. Bu canlı yayın aslında bazı şeylerin tekrardan ortaya çıkmasını tekrardan bize gösterdi izleyenler. Hep beraber daha neler olacağını göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bu canlı yayınlarla ilgili değerlendirmemiz daha çok olacak buna benzer şeylerle ilgili. Başka şeyler de geldiği zaman bize paylaşacağız buradan. İyi günler diliyorum.